Bayağıdır güzel uzun korku oynamıyorduk. Ya dün ben bu ChatGPT mevzuna hiç girmemiştim, tamam mı? Hani girmiştim de yani ChatGPT'ye sormuştum. Bana evrenin sonunu anlatsana. Salak salak hani ekstrem şeyler böyle sormuştum. Ondan zaten çok bir şey olmuyor. Ama dün dedim ki lan dedim hakikaten bir derdimi sorayım bu artık ChatGPT'ye. Midjourney Allah'ım falan diyor zaten ki hava kullanıyorum da. kararmadan yayınlaç mıyız? Ne iş bir? Erken quick stream dayı. Kaçak hemen fast stream. Ne iş bir yani. Sonra ben sınav mınav da hani onlar da bana çok etkileyici gelmiyordu da. Benim bir sıkıntım vardı, tamam mı chat? Bir aydır falan. İki bilgisayar kullanıyorum ya ben. Yeni kulaklık aldım şimdi. Ses kartına taktım. Çok tekniğe girmeyeyim de. Şu kulaklığı aldım işte. Stüdyo kulaklığı, zart surt. Müzik dinliyorum. Hem yayınlarda da rahat olur falan diye. Ama bu kulaklık yeteri kadar güç alıyor mu almıyor mu düşüncem var sürekli kafamda. Mikrofon amfisi alayım mı almayayım mı falan filan. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun genelde. ChatGPT ile oturdum bir saat, bütün mal sorularımı sordum. Dedim ki ben buna kulaklık amfisi alayım mı? Ses kartı bunu besler mi? İlk dedim ki 250 ohmluk bu kulaklık, ses kartım şu, bu besler mi? Dedi besler ama istediğin sesi veremeyebilir. Sonra ben de dedim ki istediğim ses mesela ne? Kişisel bir tercih. Ben dedim hani sesin az geldiğini düşünüyorum ama iyi de bir ses veriyor. Acaba dedim psikolojik mi? Bana diyor psikolojik olabilir. Ama bak psikolojik olmadığını düşünüyorsan kulaklık amfisi alırsan tam besleyebilirsin. Yozuyor. Her sorduğum salak soruyu ama. Dedim sonra bu kabloları nereye takacağım dedim. Dedi ki bana ses kartının arkasına takacaksın mikrofon amfisinden çıkan büyük bir dörtlük kabloları. Dedim ben mikrofona şey ses kartının arkasına takamam. Orada stüdyo monitörleri var. Hoparlörler orada işte dedim. Ha dedi o zaman dedi şu setup'ı kullan dedi. Dedim başka bir tane kontrol şeyi var bende. Şu var bak dedim. Bir de dedim böyle bir şey var dedim, bu voice controller arkasında bu giriş. Zaten her şeyin, her dediğin şeyin arkasını, önünü senden daha iyi biliyor. O çok korkunç. Böyle herhangi bir cihazın şemaları, her şeyi bu adamın elinde var. Dedim ki buna nasıl tokacağım? Dedi bana oradan dedi onun arkasındaki monitör girişlerini, mikrofon amfisinden çıkan bir dörtlük kabloları tak. Dedim bir dörtlük kablo ucu 1.8 ne oluyor dedim. AUX mu dedim. Evet dedi AUX kablo. Ha, küçük kablo. Y kablo alsam olur mu dedim. Alır dedi. Amazon'dan örnek link atıyor sonra bana. Ya dedim siktir git artık ya. Hangi kablolar lazım dedim. Şu kablolar lazım falan dedi. Dedim bende şey kablo var iki tane. Bir dörtlük gitar jack'ı. Tamam dedi o zaman onları almana gerek yok. Sadece 1.8'den 1.4'e iki tane çıkaran kablo al dedi. Onları arkasına bağla dedi kontrolörün. Al dedi mikrofon amfisiyle işini görür komple dedi. Abi bir de o kadar şey sorular soruyorum ki hani internette böyle cevabını ararken bulabildiğin ama emin olamadığın sorular. Hani diyorum ki mesela altın uçlu kablo iyi mi? Çok bir farkı yok falan diyor bana direkt. Abi ben anlamadım ya. Neler denedim daha. Hani darladıkça darlıyorum. Tam mal soruları soruyorum. Diyorum ki 3.5'luk küçük jack değil de iki büyük çıkış var. Ona taksam o da olur dedi. Önüne kablo atıyor gene. Bir abi ben anlamadım ya. Ya evet her soruya cevap vermesi çok iyi. Her soruya cevap vermesi çok iyi. Mesela diyorum ki işte demin bahsettim ya hoparlörleri bağlayacağım diyorum gitarcı kilo ama kıvrımlı kablo diyorum spiral. Bana diyor ki spiral kablo olursa diyor belli durumlarda işte belli şu frekanslarda cız sesi verebiliyor diyor. Ona dikkat etmen lazım ama diyor. E diyorum düz kabloya geçsem mesafesine göre hani o kadar fark etmez falan diyor. Bunları çıkartıyor bana. Bir de bu GPT 3 daha GPT 4 değildi denedim benim. GPT 4 nasıl kim bilir yani. Çok garip. Yazı tur atsan daha yardımcı olurdu. Hayır ya valla. Sonra daha bir sürü gene zorladım dedim. İki bilgisayar da sesi nasıl yollayacağım dedim. Hani çözemediğim bir şey var ya sıkıntı. İki bilgisayara sesi yollayamıyorum. Go XLR mixer falan lazım. Bana onu da normal bir çözümden 6.000 lira ucuza çözdü yani. Hatta bedavaya da çözdü yani. Software solution da bu falan. Abi hayatın anlamını falan cevap vermiyor. O kadar değil. Mesih de değil de yani. Purple alt çizgi 96 diyor ki abi tam da zamanında açtın Tekvando'dan yeni eve gelmiştim. Spor sonrası yayını olduğuma çok sevindim şu an. Bu OKB yalnız. Hayır abi ne OKB'si ya? Siz de her şeye OKB diyorsunuz. Sonra dedi mavi tüylü kurt kostümü ne kadar? Dedi 2000-3000 arası değişiyor. Dedim değer mi? Dedi zevkine bağlı. Bana bir şey dedim mi? Daha bir sürü saçma soru sordum da unuttum şimdi.
Aklındaki her soruyu sordum. Abi OKB'lik bir durum yok ya. Sadece setup'ı kuracağım işte. Bana hangi kabloyu alacağımı söylesin ya. Benim aradığım şey bu. Abi ADHD popüler oldu. Şimdi ne düşünüyorsun? Nasıl popüler oldu ya? Ezan okunuyor chat. Hı-hı.